Hayırlı akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bizi sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Efendimiz, örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tazimlerimizi arz ediyoruz. Rabbim vasıl eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Bu akşamki konuğumu öncelikle sizlerle tanıştırayım. İnönü Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde çok kıymetli hocamız Hüseyin Polat hocamız bulunuyordu. Davet etti, kırmadılar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar. Amin. Hocam sizinle bu akşam inşallah Allah nasip ederse ihsan kavramını konuşalım dedik. Evet. İhsan belki her birimizin kullandığı bir kavram. Her birimiz bir şekilde yani herkesin dilinde gündemini oluşturan bir kavram ama Kur'an literatüründe, hadis literatüründeki karşılığı nedir? Bunu inşallah sizlerden alalım. Bizim hayatımızdaki ihsan ile Allah'ın çerçevesini çizdiği ihsan arasındaki farkı görelim. İsterseniz öncelikle ihsan kavramının lugavi ve istilahi manasını bizlere anlatırsanız ondan sonra açarız gider. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ben de tabi izleyicilerimize hayırlı akşamlar demek istiyorum. Rabbimiz bu gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Programımızı hayırlara vesile eylesin. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, bu ihsan kavramı aslında bizim yabancısı olmadığımız bir kavram. Genelde kullandığımız, dilimizde dönüp dolaşan, her zaman kullanmış olduğumuz bir kavram ama gerçekten yine sizin ifade ettiğiniz gibi bu kavram mı biz acaba yani Rabbimizin kullandığı anlamda mı kullanıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında onun kullandığı anlamda mı kullanıyoruz? Yoksa bir anlam değişmesi, anlam daralması var mı? Düşündüğümüz zaman aslında bu kavramda ciddi anlamda bir şeyin olduğunu, bir bozulmanın, bir eksen kayması, bir anlam daralması olduğunu görmemiz mümkün. Şimdi biz ihsan dediğimiz zaman yani işte birisine muhtaç olan birine, ihtiyaç durumunda olan birine yardım etme, onun eline 3-5 kuruş bir şey koyma gibi bu anlamda genelde kullanılıyor. İyilikte bulunma manasında kullanılıyor. Evet, ihsan kelimesinin bu anlamı da var ama ihsan sadece bundan ibaret değil. Yani baktığımız zaman bu hasüne fiilinin ifal babında mastarı olan ihsan sadece bu anlamda kullanılmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bu şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de sadece bu anlamda kullanılmıyor. Evet, hasünenin iyi olma, güzel olma, yakışma gibi anlamları var. Yani bu anlamda kullanılıyor. O tabi sülasi mücerret diyoruz. Yani kök harflerine ek yapılmadan. Belki öğrencilerimiz dinlerse bu hoca herhalde şeyde de televizyonda da sarf dersi anlatmaya başladı diyebilirler ama aslında pek sarfla ilgili bir şey yapmayacağız. Yani bu sohbetimizde. Ama bu kavramı bizim kökenine inerek tam olarak anlamını kavramamız lazım. Hocam şunu sorayım bu, mı? Evet. İhsan kavramı yani Allah'ın seçtiği bir kavramdır değil mi? Bir faaliyet için. Bu öyle hani çünkü iyilik var, ihsan var, erdem var. Tasadduk var, infak var. Ama evet. Yani bu kavram da Allah'ın özellikle belli işler için seçtiği, bir mana yüklediği özel bir şimdi hocam, misyonu olan. Biliyorsunuz bizim cuma günleri hutbede evet. Okuduğumuz ayet-i kerime. Estaizu billah, inna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha. Anil fahşai vel münker ila ahiril ayet. Şimdi burada üç şey emrediliyor. Yani Allah-u Teala diyor ki ayet-i kerime Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder. Hepimiz bunu okuyoruz. Şimdi biz diyoruz ki İslam düzeni, İslam nizamı adalet üzerine kurulmuştur. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu nizam adalet üzerine kurulmuştur.
Adalet çok önemli bir kavram İslami literatürde. Ama buraya dikkat ettiğimiz zaman bu ayet-i kerimede adaletten hemen sonra ihsan geliyor. Yani ihsan ve ardından da akrabaya verme. Şimdi eğer ihsan sadece iyilikte bulunma, birine bir şey verme anlamında olsaydı, yani onunla bir ardındaki ifade arasında bir fark kalmazdı. Tekrara düşmüştük. Tekrar gibi olurdu. Yani bir anlamda tekrar olurdu. Ama kavrama baktığımız zaman öyle değil. Yani hasune'nin ifal babında mastarı olan bu kavram aslında sadece verme değil, her türlü iyileştirme. İyileştirme anlamı taşıyan bir Allah'a kulluk anlamında iyileştirmek için, güzelleştirmek için yapılan her türlü faaliyet, her türlü çalışma, her türlü gayret ve mücadele ihsan oluyor. Yani ihsan, siz bir şeyi iyileştirdiğiniz zaman, yapmış olduğunuz bir faaliyetle, bir çalışmayla, eğer siz iyileştiriyorsanız bu ihsandır. Mesela siz birine bir şey veriyorsunuz ama eline bir şey verdiğinizde, onun diyelim ki ihtiyacını gidermek anlamında bir şey yaptığınız zaman, eğer sizin o yapmış olduğunuz iyilik onu iyileştiriyorsa bu ihsandır. Onun durumunu düzeltiyorsa, onu onure ediyorsa, onu bozmuyorsa, zedelemiyorsa, veriyorsunuz ama onu verdiğinize veya sizden aldığına pişman ediyorsanız, onun onurunu zedeliyorsanız, rencide ediyorsanız, o zaman bu ihsan olmuyor. İhsan veren, yapan, fail tarafını mı ilgilendiriyor? Tabii fail, Allah rızası için, şimdi Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifinde ifade ettiği gibi en ta'budallaha ke enneke terahu ve in lem tekun terahu fe innehu yarake. Şimdi siz veriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Sadece verme de değil. Konuşuyorsunuz. Bir faaliyet yapıyorsunuz. Şu anda siz bir kavram açıklıyorsunuz. Yani bir evet. Bir faydalı bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Burada ihsan ne, nasıl olacak? Sizin buradaki ihsan tutumunuz ne? Şimdi yani illa vermek değil. Bu da veriyorsunuz da. İlim veriyorsunuz. Şimdi aslında bu ihsan Müslümanların hayatlarında en çok ihmal ettiği ve gerçek anlamından uzaklaştırdığı, anlamını yani anlamından çok ciddi anlamda bir daraltmaya gittiği kavramlardan birisi. Bundan dolayı da bu kavramın Müslümanların hayatına kazandırması gereken anlamı maalesef biz ihmal etmişiz. Kaçıyor gözler. Kaçırmışız. Kaçırmışız. Çünkü dediğiniz gibi mesela siz bir iş yapıyorsunuz. O iş eğer olması gereken şekilde yapılıyorsa, güzel bir şekilde icra ediliyorsa, gerçekleştiriliyorsa o zaman bu ihsandır. Mesela siz görevinizi yaparken eğer görevinizi baştan savma yapıyorsanız, iş olsun diye yapıyorsanız, adet yerini bulsun diye yapıyorsanız bu ihsan olmuyor. Ama siz eğer gerçekten olması gereken şekilde yapıyorsanız, hakkıyla yerine getiriyorsanız, hakikaten mesela ikame ediyorsanız, eda ediyorsanız bu ne olur? İhsan olur. Ve Allah-u Teala bunu emretmiş Müslümanlara. Evet. Müslümanların ve bunu her cuma en karabalık anımızda da hatırlatıyor. Müslümanların hiç unutmamaları, hiçbir şekilde vazgeçmemeleri, hiç yani göz ardı etmemeleri gereken önemli bir kavram. Bugün eğer bizim sosyal hayattaki bir takım işlerimizde bir takım aksamalar oluyorsa, yanlışlıklar oluyorsa, birbirimize haksızlıklar yapıyorsak, yaptığımız işi kaliteli bir şekilde yapmıyorsak, adet yerini bulsun, dostlar pazarda görsün, iş olsun diye yapıyorsak, yapılıyorsa ve bu neredeyse Müslümanların bütün işlerinde böyle genel bir durum haline gelmişse, genel bir özellik haline gelmişse, bu ihsan kavramının ihmal edilmesinden. Sonucu ne olur? İhmal etsek ne olur? Yani onun yerine başka bir şey yaparız. Sonucu ne oluyor? Sonucu sadece biz riya şeyleri, ritüelleri yerine getiriyoruz. Formaliteler yerine geliyor. Ama işin manası, işin ruhu, işin aslı, işin özü, cevheri kaybediliyor ve hiçbir şey olması gereken şekilde yapılmıyor. Toplumda her türlü aksaklık, her türlü bozukluk meydana geliyor. Mesela
İşte çok görmüşsünüzdür. Birisi birine bir şey veriyor. Bir diyelim ki işte hali vakti yerinde olan biri bir bakıyorsunuz fırlatıyor o şey yapılan yardımı. Diyor ki ben senin yaptığın yardımı istemiyorum diyor. Niye öyle diyor? Bakıyorsunuz rencide. Çünkü onu rencide etmiş. Onun onurunu zedelemiş. Onu bozduğundan dolayı istemiyor. Veya mesela bakıyorsunuz hepimiz bir yerlerde bir takım görevler ifa ediyoruz. Ama o görevlerimizi hakkıyla yerine getirmediğimizden dolayı hiçbir şey hedefine ulaşmıyor. Verim düşük geliyor. Hiçbir tabii sonuç yani aslında sonuçta yani o esnada o süreç içerisinde gerekli olan tüm emek sarf ediliyor. Hı hı. Emek harcanıyor. Masraf yapılıyor. Yani bir şey oluyor ama o hakkıyla yapılmadığından dolayı hakkıyla zamanında uygun bir şekilde yapılmadığından dolayı hedefe ulaşmıyor. Hı. Amacı gerçekleştirme, sonucu elde etme noktasında bir yere varamıyoruz. Evet. Onun için ayet-i kerimelerde hocam siz biliyorsunuz diyor ki Vallahu yuhibbul muhsinin. İnnallaha yuhibbul muhsinin. Biz zannediyoruz ki Allah verenleri seviyor. Evet Allah verenleri seviyor tabii. Muhsin kavramının tam manası ne? Muhsin bu ahsene fiilinin ismi faili. Yani ahsene fiil hali, muhsin isim hali. Muhsin o ihsanı yapan kişi. Şimdi biz Allah muhsinleri sever derken biz zannediyoruz ki verenleri seviyor. Allahu Teala işte fakire, muhtaç durumda olan ver, insana nasıl verenleri seviyor. Ver. Nasıl verirsen ver. Değil ama. Ona söverek ver, ona bağırarak ver, onu yani yeter ki ver. Halbuki böyle değil. Şimdi bizim geleneğimizde ihsan kavramı anlaşıldığı için ihsan kavramı yani İslam tarihine baktığımız zaman doğru bir şekilde Müslümanlar anladıkları için o verme işini bile insanlar kendi elleriyle yapmıyor. O fakiri, fakir o şeyi vereni göz göze gelmiyor. Gelmesin, mihnet borcu kalmasın. Şeyleri biliyorsunuz. Diye. Yani işte sadaka taşlarını, ekme, bu askıda ekmek yöntemlerini bunlar hepimiz daha yeni belki şey yapıyoruz. Yani bunlar yeni yeni insanların gündemine geliyor. Aslında Müslümanların geçmişte ne kadar güzel bir şekilde bu şeyleri uyguladıklarını, bu diyelim ki kavramları, ondan sonra bu ilkeleri, aslında bunlar her biri birer ilkedir. Evet. Bunlar bir de bu adalet, toplumu, bunlar toplumsal boyutu olan bir şey. Yani bir kişide kalan siz yaptınız, sadece sizde kalan etkisi sizde tesirini gösteren bir yapı da değil galiba. Kesinlikle. Gidiyor. Yani, karşı da var çünkü. İslam'ın yani kişide kalan, kişiyle sınırlı olan ibadetleri çok sınırlıdır. Yani İslam'da ibadetlerin birçoğu, yani İslam sosyal bir din. Sosyal bir din. Yani siz bir iş yaptığınız zaman onun mutlaka karşı tarafta bir etkisi var. Karşı tarafa bir yansıması var. Karşı taraf ondan öyle veya böyle, olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileniyor. Etkilenmek durumunda yani. Kur'an-ı Kerim bu konuya yani ihsan sahiplerine ne veriyor, ne vaat ediyor veya bunu ihmal edenlere bir tazir var mı? Bir uyarı, bir ikaz. Kur'an-ı Kerim formatında bu ihsan, muhsin veya muhsinliği terk eden birisi için bir şey var mı? Yani şimdi, ödül ceza noktası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kavram... Veya ihsanın sınırlarını çizmiş mi? Evet. Şimdi yani ihsan, Kur'an-ı Kerim ihsana bir anlam kazandırmış. Bir anlam kazandırmış. Onu bir anlamda kullanmış. Diyor ki mesela biliyorsunuz diyor in ahsentum ahsentum li enfusikum ve in esetum felaha. Bunu ondan sonra diyor ki mesela işte biraz önce okuduğum ayetlerde Allah ihsan sahiplerini sever. Evet. Şimdi Allah'ın sevgisine mazhar olmak ne demek? Allah'ın sevdiği bir kul olmak, değil mi? Hedefin en büyük işte. Yani bizim bütün amacımız ne? Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi o savaştan dönerken biz diyor bu kadar mücadeleyi, bu kadar savaşı diyor düzgün bir namaz kılalım diye. Böyle işte ağzımızın tadıyla namaz kılalım diye diyor bu mücadeleyi verdik. Şöyle güzel bir şekilde abdest alıp güzel bir namaz kılalım diyor. Yani bizim bütün uğraşılarımızın amacı ne? Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Şimdi biz
Bir Allah'ın sevgisine mazhar olduğumuz zaman, Allah'ın rızasını elde ettiğimiz zaman, yani o cennetliklerden bahsederken ne diyor? Radiyallahu anhum ve radıvan. Yani Allah'ın razı olduğu kullar zümresine ilhak olmak ya da dahil olmak. Mesele bu. Şimdi bunun yolu da ihsandan mı geçiyor? Bir yolu tabii. Şimdi yani bunun yolu aslında yaptığımız bütün işleri bu şekilde yapmadan geçiyor. Şimdi siz en iyi işi yapın. En iyi işi yaptığınız zaman siz eğer onu ihsana uygun bir şekilde yapmıyorsanız, bunu yaparken Hazreti Peygamber'in ifade ettiği gibi Allah sizi görüyormuşçasına yapmazsanız. O Cibril hadisini soracaktım. Evet, Cibril hadisi. Bağlantısında biraz. Tabii orada biliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Cebrail'e üç kavramı işte iman, İslam ve ihsanı açılıyor. Sordu, evet. Hazreti Cebrail soruyor. Hazreti Peygamber de cevaplandırıyor. Orada da yani bakın üç tane temel kavram. Bizim dinimizin özü olan, dinimizin temeli olan üç tane kavramı Hazreti Peygamber'e, Hazreti Cebrail soruyor. Şimdi biz imanın şartlarını biliyoruz. İslam'ın şartlarını biliyoruz. Ama ihsanın anlamını bile tam bilmiyoruz. Oradan ne tarif ediyor hocam? İmanı tarif etti. Tam çoğunu bildiğimiz manada. Evet. İslam'ı da anlattı. İslam'ın şart bildiğimiz şartlarını söylüyor. Bizim şartları diye bildiğimiz şeyler. Evet. İhsan kavramına ne mana yüklüyor Efendimiz'e? Cebrail öğretiyor çünkü orada. Evet. Orada Hazreti Peygamber diyor ki senin Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. İn lem tekun terahu fe innehu yarake. Sen onu görmüyorsan bile o seni görmektedir. Bu şuurla, bu bilinçle, bu şuurla, bu anlayışla amellerini yapman, ibadetlerini yapman, hayatını sürdürmen. Şimdi İbadet dediğimiz zaman sadece ibadat-ı mersumeyi anlamamalıyız. Hı hı. Yani namaz, zekat, hac, oruç gibi. Şimdi burada da gerçekten bizim anlayışımızda ciddi şeylerin olduğunu, yani yanlışlıkların olduğunu, eksikliklerin olduğunu söylemek lazım. Şimdi insanın hayatı bir ibadettir. Hı. Yani hayatında insan ya Allah'a ibadet eder, veya yaptığı, yaşadığı hayat ya Allah'a ibadet anlamına gelir ya başka bir şeylere ibadet anlamına gelir. Dolayısıyla Müslüman olan bir insanın hayatını sürdürürken beni Allah görüyormuşçasına ibadet etme. Yani Allah'ı görüyormuş. Allah beni görüyor. Allah'ı he? Evet. Yani seni Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen, sen görmüyorsan bile Allah seni görüyor. Evet, bu şuur. Şimdi bu şuurla insan bu bilinçle amel yaptığı zaman, hayatını sürdürdüğü zaman bir insanın yanlış yapma ihtimali çok az. Peki hocam bunda basamak koysak olur mu? Yani şöyle bir kategorize yapsak olur mu? Ehem, mühim, öncelik sırası. Efendim ilk önce bir kere bir insanın namazda, Allah ile rabıtasında yani ibadet-i mersum, resmi olan evet. ibadet diyelim, Türkçeleştirelim. Yani günümüzde yani bildiğimiz şekilleri belli olan. Belli olan. Evet. Herkesin de bildiği işte namaz şu şekilde kılınır. Bunların ihsan ile icrası birinci derecede daha önemlidir. Bunları atlayan bir insanın yani bu resmi ibadetlerde atlama yapıp ihsanı göz ardı edip de diğer hayatının alanlarında ihsan ile davranması tutarlı mıdır yani? Bunlar, zaten mümkün değil. Yani öncelikle buralardan mı başlamalıyız? Mutlaka tabii yani Allah razı olsun. Yani onu çok güzel söylediniz. Şimdi bizim tabii ki öncelikle ve birinci olarak mutlaka bu ayet-i kerimelerde belirtilen ve bizim belli saatlerde, belli günlerde, belli vakitlerde, belli şartlarda eda etmiş olduğumuz ibadetlerde elbette ki bunu birinci derecede gözetmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama şimdi hocam Mülk suresindeki ayet-i kerimede bir de bu Kur'an-ı Kerim'de bu kavramın kullanılırken kullandığı formlara dikkat ettiğimiz zaman en fazla kullanılan şeylerden biri ismi fail olarak kullanılması, mastar olarak
ve bir de ismi tafdil olarak kullanıldığını görüyoruz. Türkçesi ne hocam? İsmi tafdil. Hocam, sizi dinleyen öğrenciler anlıyorlardır da biz sizinle yeni görüşüyoruz hocam yani. O yüzden bizim siz anlayacağımız. Siz bizden iyi biliyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Şimdi diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O da aynı kökte mi? Şimdi tabii. Şimdi burada hocam bizim Müslümanların en temel hastalıklarından birisi, başta da söyledim, iş olsun diye yapmak. Adet yerini bulsun diye. Yani ya herkes yapıyor, biz de yapalım. Günü kurtaralım düşüncesiyle. Yani başka bir ifadeyle mış gibi yapma var ya, mış gibi yapma hastalığı bu maalesef bütün işlerimizi fesada boğmuş. Bütün işlerimizde ciddi anlamda aksaklıklara, eksikliklere, yanlışlıklara yol açan bir şey. Halbuki Rabbimiz ayet-i kerimelerde baktığımız zaman diyor ki ölümü Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde kendisinden bahsediyor. Yani kendisini her şeye اَلَّذ۪ي عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ diyor. Ondan sonra diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ. Yani ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel yapacağını ortaya koymak için. Şimdi bakın, güzel de değil yani. Yani güzel amel de değil. Ne? Daha güzel. İsmi tafdil bu. Üstünlük ismi, üstünlük ifade eden şey, yani sıradan, format. Sıradanın dışında biraz daha. Evet. Yani önemli, Müslümanın görüyoruz. Müslümanın yani şey olanı, böyle gelişi güzel olan, sıradan olan. Şimdi mesela ona şeyde Arapçada biz adi diyoruz. Evet. Adi. Adi vakalar der gibi. Adi vaka aslında değil mi? Bizim toplumda adi dediğimiz zaman iyi olmayan bir şey var yani. Yani Allah-u Teala bizim için sıradan bir şeye razı olmuyor. Müslüman yapacağı her işi ölçecek, biçecek, düşünecek. Ben bu işi niye yapıyorum? Nasıl yapacağım? Kiminle yapacağım? Ne şekilde yapacağım? Ondan sonra işe koyulduğu zaman da وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰهُ. Aynen. Azmedip, cezmedip, ondan sonra Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek ve ecrini Allah'tan bekleyerek yaptığınız zaman işte o Allah'ın bu dilediği şekilde yapmış oluyorsunuz. Yaptığınız işin de yani ben yaptım, işte ben becerdim, ben verdim havasından, evet, Allah'a yaslanması. Allah istedi. Şimdi Allah fırsat. Bu kavramların Müslümanların zihninde düzelmesi, Müslümanların zihninde bunların asıl anlamına kavuşturulması çok önemli bir şey. Şimdi tevekkül diyoruz, tevakkül yapıyoruz. Tevekkül diyoruz, tevakkül yapıyoruz. Ondan sonra işte namazımız namaz değil. Yani ayet-i kerimede ne diyor? İnne salate tenhanil fahşai vel münker diyor. Feveylun lil musallin oluyoruz sonra. Yani bizim hem namaz kılıyoruz hem kötülük yapıyoruz. Evet. Hem namaz kılıyoruz hem faiz yiyoruz. Hem kötülüklere rıza gösteriyoruz. Hem yanlışlara göz yumuyoruz. Hem yani yeri geldiği zaman daha farklı yanlışlıklar siz yapıyoruz. Siz başkalarına söyleyip kendinizi unutuyoruz. Dışında mı tutuyorsunuz? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنَا اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Kitabı da okuyorsunuz. Şimdi Allah'ın kitabı elimizde. Allah razı olsun. Bugün bu kitabı bize anlatan, bize açıklayan, bize tefsir eden hocalarımız var. Yani kitaplarımız var. Okumak mümkün. Okuyoruz. Okuyabilenler okuyor. Dinleyebilenler dinliyor. Ama iş yapmaya gelince maalesef aynı şeyi görmüyoruz. İhsandan kaçıyoruz. Hocam şunu sorayım. Maalesef. Aslında biraz da insan tümü olma hadisi adete mahsus tümü. Yoksa siyasal, sosyal, ekonomi, komşuluk münasebeti, okul hayatı, amir memur ilişkisi, televizyon programcılığı, ne derseniz yani gözünüzü sabah açıp akşam yatağa başınızı koyana kadar ki an hocam Allah razı olsun. Buna dahil midir? Bunun muhatabı mıdır? Diyor ki liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Amel olarak.
amel demiyor, yani ibadet demiyor. Hmm. Yani namaz demiyor. Hanginiz daha güzel namaz kılıyorsunuz demiyor. Hanginiz daha güzel zekat veriyorsunuz demiyor. Hanginiz daha güzel hac yapıyorsunuz değil. Her türlü iş. O da içinde. Müslüman olan insan, Müslüman olan insanın her şeyin en güzelini yapması gerekiyor. Şimdi biz işte zaman zaman... Ama biz evin en güzelini alıyoruz. Arabanın en güzelini alıyoruz hocam. Onda kayıtınız... Sadece alıyoruz. Ama en güzelini yapmadık. Evet. Bugüne kadar evin en güzelini biz yapmış olsaydık, eğer biz arabanın en güzelini biz yapmış olsaydık, uçağın en güzelini biz yapmış olsaydık, Müslümanlar, şu anda bu yapanlar var ya, bu dediğimiz, daha şu anda burada söylemediğimiz şeylerin yapanlar aslında Müslümanların gelirleriyle, Müslümanların kaynaklarıyla yapıyorlar. Müslümanlara 10 katına satıyorlar. Ondan sonra Müslümanlar onların önünde el pençe durmak durumunda kalıyorlar. Onların emirlerinin dışına çıkamıyorlar. Onlara itiraz edemiyorlar. Yanlışlarına yanlış diyemiyorlar. Ve ne oluyor? Müslümanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi gusa unke gusa ilseyir oluyorlar. Hmm. Ve bu neden kaynaklanıyor? Bizim bu değerlerimizden uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Çare ne hocam? Hakkını veremeyişimizden kaynaklanıyor. Hocam çare... Yani biz şu toplumda bir sıkıntısını sayın deseniz, bu konuda madde madde yazın, ne eksiğimiz var ise belki yani satırlar yetmeyecek. Ama evet, çare ne? Yani bu ihsan derecesini nasıl yakalayabiliriz? Zor bir şey mi hocam? Yani bunu ancak peygamberler yapar ya. Bunu ancak evliyalar yapar veya işte üniversitede bunu, doçent olanlar yapar mı diyeceğiz yani? Yoksa bunu, ben, her siz, Müslüman bunu yapar hocam. Zor mu yani? Kolay yani mı? Allah'a yani sıfatlarıyla, zati, subuti sıfatlarıyla, esma-ı hüsnasıyla inanan her insan bunu yapabilir. Bunu yapar, yapabilir, yapmalıdır, yapmak zorundadır. Evet. Müslüman olduğunu söyleyen bir insanın her zaman Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü, gözettiğini, yaptığı her şeyden haberdar olduğunu, hiçbir şeyi Allah-u Teala'nın ilminden kaçıramayacağını ve her şeyin, bu dünyada yaptığı her şeyin yarın önüne konulacağını, getirileceğini, iyiye Allah-u Teala'nın sevap vereceğini, mükafat vereceğini, yapmış olduğu bütün kötülüklerin de yanlışlıkların da cezasını çekeceğini bilmelidir. Ve zaten takva da budur. İhsanla takva birbiriyle çok bağlantılı olan, yani bizim anlam çerçevesi dediğimiz şeyi oluşturan kavramlar, birbirinin anlam çerçevesinde olan kavramlardır. Hocam, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun ölçüsünü söylüyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا تَيِّبًا. Allah güzeldir, güzelden başkasını kabul etmiyor. Allah peygamberlere neyi emrettiyse iman edenlere de onu emretmiştir. Diyor, Allah peygamberlere neyi emrettiyse Müslümanlara da, yani o peygamberlere iman ettiğini söyleyen Müslümanlara da onları emretmiştir. Diyor, onlara temiz şeylerde yemelerini, temiz şeyleri yapmalarını, sürekli yaptıkları işlerde en güzelini yapmayı emretmiştir. Müslümanların da yapması gereken odur. Bir hadis hocam, hadisin sonunda diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir insan diyor düşünün, toz toprak içerisinde, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ondan sonra diyor her şey yaptığı her şey haram, ellerini açıyor, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Onu diyor, nasıl enna yüstecabu lidalike, bu nasıl kabul edilebilir diyor. Yani bizim bugün dualarımızda kabul olmuyorsa, bizim işlerimizde biz bir başarı elde edemiyorsak, işlerimiz iyi gitmiyorsa, bugün biz gençlerimize sesimizi duyuramıyorsak, hanımlarımıza sesimizi duyuramıyorsak, birbirimizle anlaşamıyorsak, yaptığımız iyi yapalım derken işlerimiz kötüye gidiyorsa, burada yani şeyler açısından da söyleyelim. Tabii biz aynı zamanda biliyorsunuz hocam, biz sosyal hayatın içindeyiz, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içeyiz. Eğer işlerimiz iyi gitmiyorsa, biz bu şeylerde, bu noktalarda ciddi eksiklikler yaşadığımızdan dolayı bu şeyleri yaşıyoruz, aksaklıkları yaşıyoruz. İşlerimiz varması gereken noktaya varmıyor.
hedeflediğimiz noktaya gelemiyoruz. Ondan sonra belki tam tersine dönüyor. Evet. Dolayısıyla yani kendi elimizle çare, yaptıklarımız mı başımıza geliyor? Kendi yani biz zaten diyor ki siz iyi yaparsanız kendinize yaparsınız. Kötü yaparsanız da kendinize kötülük yaparsınız. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz yanlışların cezasını çekiyoruz. Kötülüklerin cezasını, karşılığını görüyoruz. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Bu yanlışlarımızdan vazgeçmek. Evet. Her gün bir yanlışımızı düzeltirsek, her gün bir hatamızı düzeltir, bir doğruyu, bir salih ameli ihsana uygun bir şekilde hayatımıza eklersek, o zaman bu problemlerimiz azalır. İnşallah yani Rabbimizin rızasına nail oluruz. Hem bu dünyada, bu dünyamız da mamur olur, evet. Ahiretimiz de inşallah iyi olur. Şunu desek yanlış mı olur hocam? Zamanda işaret ediyorlar ama. Evet. Yani biz iyi ihsan derecesinde iyileştirme hareketinin içerisinde olalım. Evet. Ama illa da becereceğiz, illa da başaracağız, sonucuna ulaşacağız diye bir beklenti gereksizdir yani. O kadar bizim için önemli değil. Biz iyi yapmaya çalışacağız. Hocam bizim Allah yani, zaten verir diyor. Hocam sonuç Allah'ın elindedir. Evet. Yani bir güzel bir söz var. Bizimki zafer hocam. Bizimki sefer. Şimdi zaferin sahibi odur. Onu bize verir, vermez, nasip eder. Tez verir. Biz onu bilemeyiz. Ama bizim için önemli olan yaptığımızın onun rızasına uygun olması. Onun istediği şekilde olması. O yolda revan olmaktır. O yolda olmamızdır. Hmm. O yolda olmamız ve yaptığımızdan emin olmamız. Yani yaptım ama hani Hazreti Peygamber hocam bir hadisi var. Sözü açıyor. Diyor ki düşünün 100 deve var ama içinde bir tane binilecek deve yok diyor. Deve var ama binemiyorsunuz yani. Yani bir sürü iş var, bir sürü iş yapıyoruz ama bir tane salih diyeceğimiz, bir tane yani ihsana uygun, Allah'ı memnun edecek, Allah'ı razı edecek bir işimiz yoksa o zaman o yaptıklarımız belki o işimizi Allah'ın yani bizim yaptığımızı başka bir pencereden baksak ya bu nasıl iş, bunu niye böyle yapmışlar diye belki de kınayacağız yani. Siz yani, yaptınız deseler utanacağız. Ama evet. İşte yani onu hesaplayıp evet. düzeltmenin yolunu mutlaka bulmamız lazım. Peygamberimizde sizin için güzel Allah'ın bir örnek vardır şeyi de müjdesi de bu ihsanı içeriyor mu? Peygamberimizin o güzelliği. Hocam güzel. Zaten peygamber her konuda bize örnek olduğu gibi. İhsanla alakalı yani o güzel örnek diyor. İhsan da bir güzelliktir ya. Bir güzel evet. Yapmadır. Güzelleştirme. Peygamberimize de bu güzelleştirme. Yani ben öyle aklıma geldi. Yani bir beyin jimnastiği yaptım da siz konuşurken. Hocam Hazreti Peygamber. O kavram da ona hamledilir şimdi mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı her işi en güzel şekilde yapmış. Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz. Diyor ki ben yani nasıl yapıyorsam. Hasenetun diyor ya. Hasenet, Libenkane tabi. Aynı kavram olduğu için. Acaba? Hocam işte bu kavram Kur'an-ı Kerim'de 200'e yakın defa geçiyor. Yani husn kelimesi bu şekilde. Her birine ayrı ayrı baktığımız zaman bu tabi böyle kısa bir sürede şey edilemez. Yani bunu hepsini ortaya koymak tabii, mümkün tabii. Değil. Ama bu Müslümanın hayatında Hazreti Peygamber nasıl yaşamışsa, Hazreti Peygamber nasıl uygulamışsa Müslümanın hayatına yerleşmesi gereken, Müslümanın hayatını güzelleştirmesi gereken bir şey. Şu anda belki birçok insan, birçok Müslüman kendisini davetçi, kendisini dava adamı gören insan yapmış olduğu hatalarından dolayı insanlar İslam'dan uzaklaşıyor. Yani hal dilini ihmal ediyoruz. Evet. Kal dili bayağı yaygın, bayağı mükellef. İddialar çok iyi. Evet. İddialar çok yüksek perdeden yüksek. Geliyor ama. Ama şeylere gelince yani fiiliyata gelince, uygulamaya gelince peygamberin yaşantısıyla, peygamberin örneklikliğiyle bizim yaptıklarımız maalesef birbiriyle tam olarak örtüşmeyince biz kaş yapalım derken bazen veya çoğu zaman göz çıkarıyoruz. İnsanları İslam'a davet ederken
belki de insanları tabii. İslam'dan uzaklaşmasına sebep olabiliyoruz. O zaman yani bizim kendi belki kimseyi ilgilendirmez, benim rengimdir, benim zevkimdir diye bir iddiayla yaptığımız bir iş, evet. bizim şahsımızda temsil ettiğimiz İslam'a, Müslüman'a fatura ediliyor. Maalesef. Hocam hem ihsan kavramını içine alan bir duanızı alarak inşallah programı bitirelim. İçinizden geldiği gibi. İhsan içerikli bir dua alalım. Evet, Rabbim bütün işlerimizi ihsana uygun bir şekilde yapmayı, her an evet. yani şu yaşamakta olduğumuz hayatın tamamında Allah'ı bizi görüyormuş gibi veya biz Allah'ı görüyormuş gibi, biz görmüyorsak bile kesinlikle o bizi görüyormuşçasına hayatımızı sürdürmeyi, bütün işlerimizi o bilinçle, o şuurla yapmayı Rabbim bize nasip eylesin. Amin, amin. Rabbim dualarınıza icabet eylesin. Amin. Hocam zahmet buyurdunuz. Hoş geldiniz tekrardan. Efendim, geceniz mübarek olsun. Rabbim bütün işlerimizde bizi muhsin eylesin. Kur'an-ı Kerim'de muhsinlere vaat ettiği ecirden, mükafattan inşallah bizleri de müstefit kılacağı bir hayatı bizlere ikram eylesin. Kolay eylesin. Zor çünkü bu hayatta kalabilmek. Muhsinlerden olmak, nefis, şeytan, dünya alıp götürüyor. Efendim bir başka programda inşallah görüşmek üzere. Tekrar Hüseyin Polat hocamıza teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.